أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان. اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم. اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك. اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, bugün Sahih-i Buhari'de Kitab-ı Sıfet-i Salah, namazın vasıfları, özellikleri, şartları ve adabı başlıklı bu bölümde 9. bab hadisi şerifiyle devam ediyoruz. Müellifimiz bu hadisi şerifinde bizlere güneş tutulması ile ilgili hadisi şerifi naklediyor. Güneş tutulması sonrası kılınacak salatül husuf namazı ne şekilde olmalıdır? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne şekilde bir namaz kılmıştır? Bunu nakledecek müellifimiz. Ülkemizde zaman zaman güneş tutulmaları yaşanmaktadır. Ama bu güneş tutulması münasebetiyle namaz kılındığına pek az şahit olmaktayız. Hiçbir engel olmadığı halde ilmi hesaplarla daha önceden güneş tutulmasının saati nerede görüleceği bilindiği halde bu namazın ihmal edilmesi hoş bir şey değil. İslam dünyasında Mekke'de bulunduğumuz sıralarda bu güneş tutulması ve o sırada kılınacak namaza şahit olduk. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu sünnetini de uygulamış olduk. Kalel İmamul Bukhariyyü rahimahullah ve rahimena ma'a. Müellifimiz İmam Bukhari'ye Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Bizleri de rahmetinden mahrum eylemesin. 14. hadisimiz: Haddesen ibn Ebi Meryem kâle ahbarana Nafi' ibn Umar kâle haddesen ibn Ebi Muleykete an Esma'e binti Ebi Bekir radıyallahu anhuma. Hazreti Ebubekir kızı Esma anlatıyor. Allah kendisinden, babasından ve diğer sahabe-i kiramdan razı olsun. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem salla salatel küsuf. Peygamber-i Zişan Efendimiz küsuf namazı kıldırdı. Fekame fe atalel kıyam. Kıyama durdu ve kıyamı da uzun tuttu. Yani ayakta okurken uzunca okudu. Sümme raka'a fe atale rükû. Sonra rükûya vardı. Rükûda da uzun uzun okudu. Sümme kâme fe atale kıyam. Sonra kıyama durdu.
Yani rükudan kalktı, uzunca ayakta okudu. Tümme rakia fe atâler rükû. Sonra ikinci defa rükûya vardı, aynı rekatta. O rükûyu da uzun, uzun yaptı. Tümme rafa, sonra rükûdan semiallahu limen hamideh diyerek başını kaldırdı. Tümme secede, sonra secdeye vardı. Fe atâles sücûd. Uzun uzun secde etti. Yani bir rekatta iki defa rükû yapmış oldu. İlk defa. Sümme rafa, sümme secde. Sonra secdeden başını kaldırdı. Sonra tekrar secdeye vardı. Fe atale sücud. Secdeyi uzun tuttu. Sümme kâme fe atalel kıyam. Sonra ikinci rekata kalktı. Bu ikinci rekatta da epey uzun okudum. Sümme rakia fe ataler rükû, uzun bir rükû yaptı. Sümme rafa fe ataler kıyam, rükûdan kalktığında yine uzun uzun okuyarak, tesbihatta bulunarak ayakta durdu. Sümme rakia fe ataler rükû, sonra ikinci defa rükûya vardı. İkinci rekatta da iki defa rükû yaptı. Sümme rafa fe secede fe ataler sücud, secdeye vardı, uzun secde yaptı. Sümme rafa, sonra başını kaldırdı. Sümme secede fe atâles sücud, ikinci secdesi de birincisi gibi uzundu. Sümme sarafe, sonra oturdu ve namazını tamamladı. İki rekat namaz kıldı ama kıyamı uzun, rükû hem uzun hem çift, her rekatta çift rükûlu bir namaz, hem de uzun uzun secde yaparak kılınan bir namaz. Namazı bitirince şöyle buyurdu. Fakat kaddenet minnil cennetu, cennet bana yaklaştı. Hatta levitara'tu aleyha leci'tukum bi kıtafin min kıtafiha. Eğer cüret etseydim, yani yersiz cesarette bulunsaydım, cennet salkımlarından birkaç salkım size getirebilirdim. O kadar, yani cennet nimetleriyle, güzellikleriyle bana yani o cenneti, salkımları tutacak bir duruma geldim. Namaz kılarken. Ve denet minnin nahar, cehennem bana yaklaştı. Hatta kultu ey Rabbi eva ene ma'hum. Cehennem bana öyle yaklaştı ki dedim ki ya Rabbi ben de onlarla beraber miyim? O kadar yakın cehennem bana yaklaştı ki yani ben de mi cehennemliklerle beraberim? Fe izâ mra'tun, bir de ne göreyim cehennemde bir kadın. Fe izâ izâ-i fücaiyye, ansızın birisiyle karşılaşsanız. Buradan çıktınız, kapıda 10 yıl önceki arkadaşınızla yüz yüze geldiniz. İşte bu ansızın görüşmede kullanılacak bir de ne göreyim falan karşımda. Fe izem ra'etün, bir de ne göreyim bir kadın. Hani aleyhissalatü vesselam Efendimizin benim bu izay-i fücaiye söz konusu olduğumda söylediğim bir hadis-i şerif var. Şimdi bazı Arapça kuralları böyle hadis-i şeriflerle açıkladığınızda zihinlerde çok iyi kalıyor. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki dehaltül cenne, cennete girdim fe izâ ene bir Rümeysa, bir de ne göreyim ki Rümeysa karşımda. Rümeysa kim? Hazreti Enes bin Malik'in annesi, Peygamber Efendimiz'in süt teyzesi. Dehaltül cennete, cennete girdim. Fe izâ ene bir Rümeysa'i, bir de ne göreyim Rümeysa karşımda. Fe izâ ene, izâ isim cümlesinin başında, bir de ne göreyim manasında izâ-i fücaiyye. İşte Peygamberimiz böyle buyuruyor. Fe izâ, bir de ne göreyim, fe izâ mra'tun, bir kadın. Hasibtu ennehu kal, zannederim ki diyor bu hadisi şerifi rivayet eden Esma radıyallahu anha, zannederim ki şöyle dedi. Takdişuha hirratun,
bir kedi onun yüzünü tırmalıyordu. Cehennemi gördüm. Bir kedi onun yüzünü tırmalıyordu. Kultu ma şe'nu hâzihi. Bu kadının durumu nedir dedim. Kalu habesetha hatta matet cu'a. Bu kadın bu kediyi hapsetti. Nihayet bu kedi açlıktan öldü. La at'ametha ve la erseletha te'kül. Ne kendi yedirdi ne de yemesi için serbest bıraktı. Bir yere hapsetti. Açlıktan bu kedi öldü. Kâle Nafi'un, bu hadisi rivayet eden ravilerden Nafi İbn Ömer diyor ki hasibtu ennehu kâl, öyle zannediyorum ki şu bir ifade de vardı. Min haşişil ardı ev hişâşi. Yani yeryüzündeki böceklerden yemesi için müsaade etmedi. Dolayısıyla bu kadın işte diğer o kedinin yemesi gereken şeyleri yemesine müsaade etmedi ve bu sebeple cehenneme girdi. Yani cehennemde ceza gören bir kadının durumunu da anlatmış oldu. Tabii bu hadis-i şerifte Salatül Küsuf namazının 2 rekat olduğunu görüyoruz. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin sesli okuduğunu, bir sabah namazı gibi, bir cuma namazı gibi bu namazı kıldırdığını görüyoruz. Ancak sabah namazından farklı olarak gerek 1. rekatta gerekse 2. rekatta 2 defa, 2'şer defa rükû yaptığını görüyoruz. Ve bu namaz epey uzun bir şekilde, mesela bu namazda Kaf suresini okuduğu rivayet edilmekte bir başka hadis-i şerifte uzun uzun okuduğunu görüyoruz. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin bu namazdan sonra dua ettiğini görüyoruz. Cennet bana o kadar yaklaştırıldı ki, yani uzatsam salkımlarından tutup getirecektim. Cehennem bana o kadar yaklaştırıldı ki, yani ben de mi onlarla beraberim diyecek bir konuma geldim. Bir de ne göreyim, bir kadın gördüm. Bir kediyi hapseden, yemesine müsaade etmeyen, kendisi de yedirmeyen ve bu sebeple cehenneme giren bir kadın gördüm diyerek Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hayvan haklarına riayet etmeyen kimsenin cezasının acı olacağını ifade etmiş oldu. Evet, bu namazla ilgili alimler bu namazın sünnet olduğu üzerinde ittifak etmişlerdir. Vacip değildir tercih edilen görüşe göre. Bu namaz ya camide kılınmalıdır cemaatle veya bayram namazlarının kılındığı musalla dediğimiz büyük meydanlarda kılınmalıdır. Bu namazın ilk vakti nafile namaz kılmanın caiz olacağı bir vakittir. Ezansız ve kâmetsiz kılınan bir namazdır. Tıpkı sabah namazı gibi, cuma namazı gibi. Hanefi mezhebine göre bu hadis-i şeriften farklı her rekatta bir rükû yapılır. Ama İmam Şafii, Ahmet bin Hanbel, İmam Malik'e göre 2 rekattır. Her rekatta 2 rükû ve 2 secde bulunmaktadır. Tabii bu namaz eğer güneş tutulması sebebiyle kılınırsa bu namazda sessizce okunması, ama ay tutulması sebebiyle kılınmışsa bu namazda sesli okunması sünnettir. İmam-ı Nevevi Müslim şerhinde İmam Malik'in, Ahmet Ebu Hanife'nin ve İmam Şafii'nin mezhebi
bu şekildedir ifadesini kullanıyor. Evet. İmam Ebu Yusuf'a göre, İmam Muhammed'e göre, İmam Ahmet bin Hanbel'e göre hem salatül husuf hem salatül küsuf, yani hem güneş tutulması hem ay tutulması ile ilgili namazlarda cehren okunması gerekmektedir. Cuma namazı gibi denmesinin anlamı da budur denmişlerdir. Evet, ay tutulması ve güneş tutulması Allah'ın kudretinin alametlerindendir. Güneş tutulması olayı sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zamanında gerçekleşince Medineliler dediler ki Peygamber Zişan Efendimizin oğlu vefat etti. Oğlu sebebiyle güneş tutuldu dediler. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz güneş ve ay birinin doğumu veya ölümü sebebiyle tutulmazlar. Bunlar Allah'ın kudretinin alametlerindendir buyurdu. Yani sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 1400 sene önce o batıl inanışı, o hurafeyi bu şekliyle reddetmiş oldu. Oğlu İbrahim'in vefatı sebebiyle güneş tutulmasının olmadığını, güneş tutulmasının ilmi esaslarla bugün açıklandığı gibi Cenab-ı Hakk'ın kudretinin alametleri, güneş, ay, bütün varlıklar Cenab-ı Hakk'ın kudretinin delillerindendir diye ifade buyurdu. Evet, 10. baba geçiyoruz. Raf'u babu raf'il basar ilel imami fissalah, namazda imama bakmanın hükmüyle ilgili husus. عند أصحابنا يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده لأنه أقرب للخشوع وبه قال الشافعي. İmam Ebu Hanife ve İmam Şafii'ye göre namaz kılan Müslüman ayakta namaz kılarken secde yerine bakmalıdır. Bu müstehaptır. Çünkü huşu gönül ürpertisi özelliğine en layık olan tarz budur. وَقَالَتْ عَيْشَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِ الْكُسُوفِ فَرَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُمْ Hazreti Ayşe Validemiz diyor, küsuf namazı, Peygamberimiz küsuf namazında dedi ki, cehennemi gördüm, birbirini yiyordu. Hani ben böyle geri geri çekildim ya, işte o zaman cehennemin birbirini yediğini gördüm ve geri geri çekilirken bu manzaraya şahit oldum demişti. 15. hadisimiz, haddetene Musa kale haddetene Abdülvahid kale haddetene el-Ameşu an Umara tebni Umeyrin an Ebi Mamerin kale kulna li Habbab ekâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem يَكْرَعُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصِرِ قَالَ نَعَمْ Habbab bin Eret'te sorduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öğle ve ikindi namazlarında içinden hani okuyor diyoruz ya, okuyor muydu gerçekten? Evet dedi Habbab. قُلْنَا اَبِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَكْ Peki bunu nasıl anlıyordunuz? Peygamberimizin içinden okuduğunu nasıl anlıyordunuz? Kale bittirabi lihiyetihi, sakalının titremesiyle diye cevap verdi. Tabi burada namazdayken demek ki imama göz ucuyla bakmak veya uzun süre olmasa da bakmanın caiz olduğunu görüyoruz. Bu hadis-i şerifte öğle ve ikindi namazlarında imamın içinden okunmasının vacip olduğuna delildir. 16. hadisimiz, haddetene haccacun kale haddetene şube kale enbe'ene Ebu İshak kale semi'tu Abdullah ibne Yezide yahtubu kal. Abdullah bin Yezid hutbe okuyordu. Hutbesinde şöyle dedi. Abdullah ibni Yezid, evet.
Ensar'dan sahabi, Küfe emiriydi, Küfe valisi. Tabi Küfe valisi cuma hutbesini okurken şöyle dedi bu sahabi, haddesenel bera'u, bize bera nakletti. Sahabi, sahabiden hadis nakledebiliyor. Ve kâne gayra kezûbin, yalancı değildi. Tabi yalancı değildi demek, burada çok çok güvenilir bir kişiydi anlamında kullanılan bir ifade. Bazı ifadeler, tersine ifadeler, Arapçada tekit, vurgu ifade ediyor. Yani mesela biz Türkçe'de şunu söylüyoruz. Efendim, sofra nasıldı bu akşam? Vallahi kuş sütü eksikti. Ne demek istedik? Yani mükemmel bir sofraydı. Bunu ifadesi kuş sütü eksik demek ki bir eksik var diye anlamak yanlıştır. Kuş sütü eksikti demek her şey mükemmeldi anlamında bir edebi ifade. Burada yalancı, o kâne gayre kezûbin, kesinlikle yalancı değildi demek, çok çok güvenilir bir kişiydi anlamında. Çünkü sahabe-i kiram asla hadis-i şeriflerde yalan söylemediler. Yalan söylemeye cüret etmediler. Sahabe döneminde hadis uydurması gerçekleşmedi. Peki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, men kezebe aleyye müteammiden fel yetebevve mak'adehu minen nar. Kim benim adıma yalan yere hadis uydurursa cehennemdeki yerini hazırlasın. Cehennemdeki yerine hazırlansın. Niçin buyurdum? Böyle bir olay meydana geldiği için değil, böyle bir olayın hadis uydurmacılığının kendi döneminde yaşanmaması için bir ön tedbir olarak, bir müeyyide olarak aleyhissalatü vesselam bu uyarıda bulundu. Bu uyarıya 100 kadar ayrı rivayet var. Aralarında cennetle daha dünyadayken müjdelenmiş 10 sahabinin de yer aldığı 100 ayrı tarikle rivayet edilen bu hadis-i şerif sahabe-i kirama çok tesir etmiş ve asla hadis-i şeriflerde yalan uydurmaya teşebbüs etmemişlerdir. Hadis uydurmacılığı veya Peygamberimiz adına yalan sözlerin hadis diye uydurulması sonraki dönemlerde, hatta tabi'in döneminde de, bu ikinci nesil döneminde de pek az, üçüncü nesilden itibaren çeşitli sebeplerle hadisler uyduruluyor. Evet. Şimdi biz elimizde en sahih, en muteber, en makbul hadis-i şerif kitabı olan Sahih-i Buhari'yi okuyoruz. Ve Bera Hazretlerinden bahsediyor. Abdullah bin Yezid el-Ansari bize Bera anlattı. O asla yalancı değildi. Ennehum kânu izâ sallav ma'al-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizle beraber sahabe-i kiram namaz kıldıklarında فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُعِ Rükudan başını kaldırdığında قَامُوا قِيَامًا ayakta bekliyorlardı. Hatta يَرَوْهُ قَدْ سَجَدَ Peygamberimizin secde ettiğini görünceye kadar ayakta bekliyorlardı. Yani ayağa kalkınca hemen sahabe-i kiram secdeye varmıyordu. Peygamberimizin secdeye vardığını görüyorlardı. Evet, 17. hadisimiz haddesena İsmailu kale haddeseni Malik. Evet, bu hadis-i şerif yine İmam Buhari'nin üstadı kanalıyla İmam Malik'ten rivayet ettiği bir hadis-i şerif. An Zeyd ibn Eslem, Zeyd bin Eslem'den, an Atâ ibn Yesar, an Abdullah ibn Abbasin radıyallahu anhuma kal Hasefeti şemsu ala ahdi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz zamanında güneş tutulmuştu. Fesalla, peygamberimiz namazı kıldırdı. Kar ya Rasulallah, ra'aynake tenavelu şey'en fi makamike. Sümme ra'aynake teka'ka'te. Ya Rasulallah, biz namaz kıldığın yerde sanki bir şeye elinizi uzattığınızı gördük. Sonra da geri geri adımlarla uzaklaştığınızı gördük. Bunun sebebini öğrenmek istiyoruz dediler. Kale sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz buyurdu ki,
İnni uritul cenne. Bana cennet gösterildi. Fetenaveltu minha unkuden. Bir salkım aldım cennetten. Velev ehaztuhu. Almak için elimi uzattım. Velev ehaztuhu. Bir alabilseydim. Leekeltum minhu ma bakiyetid dünya. Dünya durduğu müddetçe o salkımdan yemeye devam edecektiniz. Nasıl bir salkım? Dünya durdukça yiyen yiyecek yiyecek ama bitmek bilmeyen bir üzüm salkımı. Büyüklüğü mü, tatlılığı mı, lezzeti mi, zevki mi, yoksa yedikten sonra tekrar tekrar yerine başkasının gelmesi mi? Allahu alem. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle bir ifadede bulundu. Bir üzüm salkımını almak istedi. Eğer bir alabilseydim, yetişebilseydim, dünya ayakta kaldığı müddetçe ye babam ye tabiri caizse yemeye devam edecektiniz. Ama bir türlü bitiremeyecektiniz diyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ya ma bakiyeti dünya ey muddete bakay dünya ile intihaya. Yani kıyamet kopuncaya kadar yemeye devam etseniz bitiremeyecektiniz. Evet. Kıyil lem ye'huzil unkut. Salkımı almadı. Li'ennehu kâne min ta'amil cenne. Çünkü cennet yiyeceklerindendi. Ve huve la yefna. Cennet yiyeceği de asla bitmez, tükenmez. Yediğiniz zaman gerisi geliyor. Yani dünya duruncaya kadar, kıyamet kopuncaya kadar yemeye devam etseniz bitiremeyecektiniz. Evet. وَلَا يَجُوزَ اَنْ يُؤْكَلَ فِي الدُّنْيَا اِلَّا مَا يَفْنَا. Dünyada ise ancak fani olan, geçici olan şeyler yenebilir. لَاَنَّ اللّٰهَ تَعَلَى خَلَقَهَا لِلْفَنَا فَلَا يَكُونُ ف۪يهَا شَيْءٌ مِنْ اُمُورِ الْبَقَى. Çünkü Allah dünyayı geçici olarak yarattı. Ebedi olarak kalacak şey dünyada bulunmayacaktır. Evet, bu hadis-i şerifte Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu güneş tutulmasıyla ilgili kendisine cennetin ve cehennemin gösterildiğini anlatıyor. Evet, bugün güneş tutulması olayı takvimlerde saati, günü, tarihi gayet açık net şekilde bildiriliyor. İnşallah böyle bir uygulama Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, müftülükler tarafından böyle bir uygulama, böyle bir sünnette inşallah yaşanır. Vakti müsait olanlar güneş tutulmasında veya ay tutulmasında bu namazı kılarak Cenab-ı Hakk'a karşı bu namazla ilgili görevlerini yerine getirmiş olurlar. İslam asla bilime aykırı değildir. Teknolojiyle çatışan hiçbir emri yoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene önce güneş tutulması ve ay tutulması olaylarının ilahi kudretin delilleri olduğunu açıkça ifade etmiştir. Evet, bu hadis-i şerifle bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz.